Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran Perşembe günü saat 9.30 akşam saatlerindeyiz. Altın analizi videomuza başlıyoruz. Altında son 2-3 günü bir hatırlayalım önce. Ne demiştik? Altın Fed ile coştu demiştik. 377 kritik demiştik. Onun üstünde kapanış yaparsa 380 seviyesi var diye konuşmuştuk. Dünkü analizde 377'yi geçtik ve onun üstünde de kapanış yaptık. Ve analiz yaptıktan zaten 2 saat sonra da 380'i gördü ilginç bir şekilde. 9 Haziran'da yaptığımız analizde ise 376,5 zaten kritikti. Onu birazdan grafik üzerinden anlatacağız. Neden kritikti 376'lar onu tespit etmiştik. Onun öncesinde de 8 Haziran'da 370,5 üzerinde kapanış yaparsak günlükte al üretir 375 hedef olur demiştik. Adım adım hedeflerimize geldik ve yükselişin başladığı noktayı da günlük bazda 370'te 5 saatlikte de 367'den çok şükür tespit ettik arkadaşlar. 367'den 383'e yaklaşık 10-15 TL'lik bir fark var. Hadi 370 diyelim arkadaşlar ona. 13 TL'lik bir yükselişi tespit etmiş olduk teknik analiz sistemimizle beraber. Şimdi analiz sistemimize geçmeden önce sinyalleri bilmeyenler için, görmeyenler için tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi gram sinyaller arkadaşlar. Evet. Neydi arkadaşlar bizim en son sinyalimiz? Sizin karşınızda yapmıştım ben şunları işlerken. Şunu da karşınızda yapmıştım. Ben videoyu da canlı yayındayken bunları işlemiştim. 370,5'tan günlük bazda arkadaşlar al sinyalin geldiğini söylemiştik. 367'den de 5 saatlikte geldiğini söylemiştik. 375 kritikti bizim için. Şu tepeydi çünkü orası. Daha sonra da şuraya uzatalım. Şu düşen trend vardı arkadaşlar. Dün de anlatmıştık bunu. Bu düşen trendimiz bizim 377'ye denk geliyordu. 367 360 367'ye geliyordu. Sonra 366,5'a düşmüştü. Pardon, 376,5'a düşmüştü. Özür dilerim arkadaşlar, dilim sürçtü. Onun üstünde kapanış yaparsa da 380'ler ilk başta demiştik. Orada da bir ortalama vardı. Şimdi tekrar anlatacağız ve onun üstünde de 382 vardı. Şu an 381'lerdeyiz. 382'nin üzerinde kapanış yaparsak arkadaşlar 82,5'ların üzerinde oldukça olumlu olur ve daha yukarıları hedefler. Şimdi onlardan birazdan bahsedeceğiz. Hatta demiştik ki arkadaşlar 3-4 video önce 12 Haziran'da veya 15 Haziran'dayken kadar 380 veya 360 olabilir diye konuşmuştuk ve şu an 380'lerdeyiz arkadaşlar. Bu da yani tarihi geleceği bilmek çok zor ama sadece bir tahmin yapmıştım. O da iki noktadan biri en azından %50 şansla noktayı tespit ettik diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şimdi şöyle bir kanal içerisindeydik. Biz görüyorsunuz ya şöyle olacaktık ya buradan yukarı kıracaktık ve aşağı doğru kırmadık ve yukarı doğru devam ettik. Yukarı doğru gidiyoruz. Dolayısıyla biz dün ne demiştik arkadaşlar? Burayı komple temizleyeyim. Şu kanalın yüksekliği kadar, yani şu kanaldan bahsediyorum. Eğer kırılma olursa yukarı gidebiliriz diye konuşmuştuk. Bu teoride böyle bir formasyonun teorisidir arkadaşlar. Teknik analizde. İlla gidecek diye bir şey yoktur ama bazen, çoğunlukla daha doğrusu o hedef ele geçirilir. Örneğin şunu bahsediyoruz arkadaşlar. Kırılma noktasında kanalın yüksekliği kadar yukarı çıktığımızda bize 390 seviyesini veriyor diye dün konuşmuştuk arkadaşlar. Şöyle bir tarih olarak da baktığımda eğer yükseliş trendimiz devam ederse, varsayıyorum ki yükseliş trendimiz devam edecek. Bunun da ben eğer yükseliş devam edecekse 15 veya 16 Haziran'a kadar 390'ların gelme olasılığını görüyorum. Ama buradaki tabii koşul 377'ler bugün için, yarın için de 381'lerin altında kalmamak arkadaşlar. Bunları detaylı olarak analiz yapacağız şimdi. Durumu şimdi geçelim. İlk olarak ONS'tan başlayalım detaylı analize. Evet. Günlük bazdayız arkadaşlar. İndikatörleri kapatıyorum. Şöyle bir baktığımızda ONS yükselme trendine 1705'lerden al sinyaliyle gelmişti. Ve 1745'lere kadar yükseldik. 5 saatlikte dün şöyle bir yorum yapmıştık arkadaşlar teknik olarak. Hatırlarsınız herhalde. 1721'ler üzerinde kapanış önemli demiştik o videoda. Ve şurada şöyle bir çanak oluşuyor demiştik. Bu çanağın üstünde kapanış yaparsak biz bu çanağı yukarı doğru katlamaya çalışacağız. 1770'ler söz konusu olabilir demiştik. Ve burada da kar satışları gelebilir. Çünkü fincan kul formasyonu nedir arkadaşlar? Burada tepeye ulaşırsınız.
Bunların ezberden oluşan şeyler değildir. Burada satıcılar gelir, kar satış olur, tekrar silkelem olur, yukarı doğru gider. Yani aslında bu bir şeydir. Kar satışı veya ayı tuzağı diyebilirsiniz. 1705 altında da kapanış yapmadıkça tekrar yukarı gider. 1721 kırarsa da daha yukarılara gider. İlk başta da 1745 var demiştik. Onun üstünde 1754, onun üstünde de 1765 var diye konuşmuştuk. Ve şu an 1745'ten gördüğünüz gibi arkadaşlar kar satışları geliyor. Belki de şöyle bir fincan kulpa gidebilir miyiz diye düşünüyoruz. Bu yükselişin bitmemesi için de koşulumuz arkadaşlar 1700 altın 30 altında kapanış yapmamak. Yani şundan bahsediyorum. Şöyle bir hareket mi olacak? Onu izleyeceğiz. Yoksa şöyle bir hareket mi? Şöyle mi? Pardon arkadaşlar, şöyle biraz kenara kaydırayım. Evet. Şöyle bir hareket mi olacak? Şöyle bir çanak yaptık. Şöyle bir düşüş mü olacak? Daha sonra tekrar 1745 ve daha sonra 1755 önce son aşağı biraz, sonra tekrar 1765, sonra tekrar aşağı, sonra tekrar yukarı belki. Oradan da aşağı mı belki, yukarı mı, onu da ayrıca değerlendiririz. Ya da şöyle bir hareketi bulduk. Ondan sonra artık burada tutunamazsa aşağı doğru gelecek 1720'lere, buralarda tutunmaya çalışacak. Sonra biraz iş uzayacak. Ondan sonra tekrar yukarı gitmeye mi çalışacak? Onları ileride inceleyeceğiz. Ama bizim için zaten önemli olan ne arkadaşlar? 1705'ten günlükte al sinyali gelmişti. 1690'dan da al sinyali buradan gelmişti. Yaklaşık 1690 desek 55 dolarlık bir yükselen trendi yakalamış olduk. Önemli olan buydu. Şimdi göstergeye bakalım arkadaşlar. Kar satışı geliyor mu? Döner mi? Dönmez mi? Onu anlamaya çalışalım. Şimdi şöyle biraz daraltayım grafiğimi. Göstergelere baktığımda arkadaşlar yükselen trendin halen devam ettiğini görüyorum. Ancak kısa vadeli Sto RSI tepelere yaklaşmakta. RSI aşağı doğru burnunu kıvırmakta. Dolayısıyla buralar kar satış noktaları olabilir. RSI şöyle bir kanal içerisinde sıkışmış durumda. Buraları geçmesi çok kolay olmayabilir. O yüzden temkinli olmanızda fayda var. Önemli olan 1700, şu an günlük grafikteyiz değil mi? Onu bir kontrol edeyim arkadaşlar. Evet, 1715, 1717 altında kapanış yapmadıkça arkadaşlar altın onsta yön yukarı, onu söyleyebiliriz. 5 saatliğe bakalım arkadaşlar. 5 saatlikte evet bir kar satışı başlamış arkadaşlar. Sat sinyali gelmiş mi ona bir bakayım arkadaşlar sizin için. Şöyle bir yaklaşayım. Sat sinyali gelebilir arkadaşlar. 1730 altında eğer kapanış olursa şu 1690'lardan başlayan yükselen trend var arkadaşlar. Bakın şurada bir trend çizginiz var. Bu trend çizgisi kırılırsa 1730'lar altında kapanış olursa ilk deneyeceğimiz yer 1720 olur. Yani şurası olur. Hani şu çanağı kırmıştık ya arkadaşlar. Yine oraya geri geliriz. Oraya da kırarsa daha aşağıda da 1710'lar var. Bakalım kıracak mı, kırmayacak mı? Onu inceleyeceğiz ama aşağı doğru bir eğilim var, onu söyleyeyim size. İndikatörlerde RSI aşağı geliyor. Kısa vadeli aşağı geliyor. Uzun vadeli aşağı geliyor. Sto RSI. O konuda sizi uyarayım. Şimdi gram tarafına geçebiliriz artık. Gram tarafına geçtiğimizde günlük bazda dünkü söylediğimiz şeyi bir hatırlayalım önce. Dün 377 üzerine çıkarsa 380'ler var demiştik. Dünkü analizde arkadaşlar bu bugün. Dünkü analizde 380'ler var demiştik. Dün 379'u gördük ve bu sabah da zaten 380'i gördük. Şu an onun üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Bakın yeşil ortalamanın üstüne çıkmaya çalışıyoruz. En azından 381-382 olmasa da 380 üzerine de kalıp ve kapanışı yaparsak bu bizim için olumlu olur diye düşünüyorum günlük bazda. Günlük bazda göstergelere baktığımda Sto RSI kısa vadede bir tepe var. O yüzden dikkatli olmak lazım. Kar satışları gelebilir. Gayet doğal çünkü biz ne dedik arkadaşlar? Sinyal tablosunda şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Şöyle bir düşen kanalı kırmıştık değil mi arkadaşlar? Bunun da alt kanalı vardı hatta. O da şöyle bir şeydi. Yani kabaca çok hassas çizmeyeceğim. Şöyle bir şey. Şimdi biz bu kanalı kırdıktan sonra illaki alıcılar karını realize etmek isteyecektir. Yani şunu demek istiyorum. Şöyle çok sert bir yükseliş yaşadık. Dolayısıyla buralara bir düşüş olabilir. Orası da arkadaşlar 375. Eğer 375'in altına gelmezse bu hareket tekrar kendini 383'e doğru evrecektir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla şu an için al sinyalimiz devam ediyor.
375'lere doğru bir kar satışı olabilir. Ondan sonra tekrar inceleyeceğiz. 375'in altına kırıp tekrar aşağı doğru inersek zaten o zaman bakın şurada zigzag yapıyorduk ya demin anlattığımız. Bu zigzagın içine tekrar gireriz. Burası boğa tuzağı olur ve aşağı doğru gideriz. 358'ler, 359'lar bizi bekler. Ama şu an için 375 altına gelmedikçe, kapanış yapmadıkça hele de 383'ler üzerinde kaldıkça biz 383'leri tekrar deneriz. İlk başta 385'ler var, sonra da 390'lara doğru kademe kademe gideriz. Yani böyle patır kütür gitmeyiz arkadaşlar. Nasıl gideceğiz? 383'lerden 375'e düşeceğiz. Tekrar 383 olacak. Ondan sonra bizim aşağı doğru gelme söz konusu yine olabilir kar satışla beraber. Tekrar 385, belki sonra 390. Yani kademe kademe ineceğiz. Böyle patır kütür tek hamlede yukarı gitmek yok, tek hamlede aşağı inmek yok. O yüzden takipte olun arkadaşlar. Kendinizi teknik analiz açısından geliştirmenizi öneririm tabii ki ben. O zaman daha sağlıklı bakarsınız diye düşünüyorum. Bir de 5 saatliğe bakalım arkadaşlar. 5 saatlikte de kar satışlarının gelmesi muhtemel gözüküyor. Oraya baktığımda RSI tepede arkadaşlar 67 seviyesinde. Kar satışları gelmiş ama herhangi bir sat sinyali oluşmamış. Orada da 379 altına gelmedikçe 5 saatlikte yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz. Özetleyelim arkadaşlar videoyu bitirmeden önce. 380 seviyesinin üzerinde kaldıkça oldukça sert yükselişe devam ederiz. Ama sat sinyalinin oluşması için de 375'lerin altına gelmemiz lazım. Dolayısıyla günlük bazda 370'lerden gelen al sinyali devam ediyor ve şöyle bir yükselen trendi yakaladık arkadaşlar. Şu ara trendde hatırlarsanız şu hareketler, şu ufak hareket ara trendde artık bir ana trende dönüşmüş durumda. Bakalım bunun devamı gelecek mi şu şekilde, yoksa tekrar şu kanalın içerisine girip berbat mı edecek her şeyi, aşağı doğru tekrar mı gelecek, onu izleyeceğiz. Ama şu an için endişe etmenizde bir gerek yok. Eğer kar satış yapmak istiyorum ben, yok 375'in altına gelecek diyorsanız o sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Sat sinyalimiz oluşmadı. Al sinyalimiz devam ediyor. 380 üzerinde kalırsak bu olumlu bir durum. Şu an için zaten 380 küsürlerdeyiz. Tekrar bir gelişme olursa görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.